Sevgili izleyicilerimiz, geldik haftanın kazananı yani büyük ödülün sahibi kim onu açıklamaya. Bakalım birinci kim? En hakkaniyetli kim? Kim strateji yapmış? Önce bir yüzleşsinler. Yine adaletsizlik diz boyu, puanlamaları gördüm, inanamadım. Mehmet demiş ki Hicran adaletsiz davranmıştır. Stratejik davranarak birinci olmaya çalıştı. Hicran cevap verebilirsin. Neden böyle düşündüğünü merak ediyorum önce. Nasıl bir strateji uyguladığımı düşündünüz Mehmet Bey? Yani gerçek anlamda şunu söyleyebilirim. Elif Hanım'ın sunumları çok güzeldi. Çorbası da çok güzeldi. İlk başta zaten çorba, pırasa çorbasını sevmediğini söylediğiniz halde yani çok az tat geldi bana da size de. Beğendiğiniz halde zaten oradan belliydi. Yani bir strateji yaptığınız. Çünkü yani rakip olarak hepimiz birbirimizi rakip olarak görüyoruz ama en ciddi rakip olarak onu gördüğünüzü düşündüm. Ben şey söyleyebilir miyim? Elif Hanım puan almıştı. Nasıl Elif Hanım'ın üzerinden strateji yapabilir ki? Zaten puanını aldıktan sonra insan niçin strateji yapsın? Nasıl oradan anladınız strateji nasıl yaptığını? Anlamadım ne demek istediğini. Elif Hanım... Ben Elif'ten puanımı almıştım zaten. Elif'e nasıl bir strateji yani uygulayabilirdim ki? Yani beğenmediğinizi söylediniz. Sen bir saniye, sen bir de bir dakika bu konuyu okuyorsun. Tam strateji yapacağız zaman puanını aldıktan sonra yapar insan stratejisini yani puanını zaten. Puanını aldıktan sonra Elif Hanım düşük puan alsın diye mi acaba? Sedan ben açıklamak istiyorum fikrimi. Burası bir yemek yarışması. Ben buraya gelirken bunun farkında olarak geldim. Menümü günlerce düşündüm. Birbiriyle uyumlu olabilmesi için, sizlere farklı lezzetler tanıtabilmek için çok fazla ilgilendim menümle. Çok fazla araştırdım. Defalarca kez denedim. Tatlım zaten hiç başlamak istemiyorum. Hepiniz çok beğendiniz. Seda Hanım'ın bir yorumu var, altına imzasını attı. Ben o tatlıyı en az 4-5 defa aynı hafta içerisinde denedim. Hatta bir arkadaşım bana tatlınızın porsiyonunu 50 lira verebilirdim. O kadar lezzetli oldu demişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Onun dışında sizlerin menüsüyle kıyasladığım zaman da kendi menümü çok başarılı buldum. Puanlamada ilk haftanın ilk gününde İbrahim Bey'de yarıştığımızda gerçekten başarısızlıkla sonuçlandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Hak ettiği puanı verdim. İkinci gün bendeydi zaten. Güzel bir menü çıkarttım. Sizler de güzel tepkiler verdiniz. Bu beni çok motive etti. Hatta sevindim ve merakla bekledim. Acaba benden daha iyi performans sergileyen olur mu? Olursa ne yapmalıyım, kaç puan vermeliyim diye. Ertesi gün sizdeydik. Üzgünüm ama siz de çuvalladınız. Aksilikler yaşadınız, talihsizlikler oldu. Süreniz son dakikalara kaldı. Yapamadınız, tedirgin oldunuz, heyecanlandınız, konuşamadınız. Çuvalladınız. Bu beni çok üzdü. Aynı zamanda da çok mutlu etti çünkü sizden umutluydum. Yapamadığınız için. Gerçekten siz çok öyle düşünüyorsunuz, ben de yapabildiğimi bitirmek düşünüyorum. Bitirmek istiyorum. Çok üzüldüm ve çok mutlu oldum. Size de hak ettiğiniz puanı verdim. Bundan sonraki yarışmalarda da hak ettikleri puanı verecektim. Ta ki Türkan Hanım'ın gününde Elif Hanım'ın strateji yaptığını gördüğüm an. Nasıl? Ve Türkan Hanım'ın da... Nasıl gördün onu? Şöyle, eleştirilerinizi İbrahim Bey de eleştiri yaptı, ben de eleştiri yaptım. Mimiklerimiz olsun, tavırlarımız olsun, beğenmediğimiz yemeği eleştirdik. Ama siz çatalı elinize aldınız. Olmamış. Şöyle olsaydı çok güzel olurdu. Hepinizin evinde aynıydım. Aynı şeyi hepinizin bana da yaptınız. Evinde aynıydım. Ben bunun strateji olduğunu Türkan Hanım'ın şeyini bilmem. Ben Elif Hanım'a mı yaptım dolayısıyla acaba? Ben Elif Hanım'a ne yaptım? Ona da geleceğim. Sabırlı olmanızı istiyorum. Dolayısıyla da size verdiğim puanları da sonuna kadar hak ettiğinizi düşünüyorum. Sizler de strateji yaptınız. Ben de hepimiz strateji yaptım. Kim yapmadı ki? Bunu hepimiz ben yaptık o zaman. Falan. Ben zaten yapacak bir şey yok. Demek ki kişiler kendini öyle İbrahim görüyor. Bey strateji yaptığını asla düşünmüyorum. Ben ilk gün yarışmacısıyım. Neyin stratejisini yapacaktım? O zaten üzerindeki yükü attı. Çuvalladığını ve başarısız olduğunu fark etti. Nasıl olsa kazanamayacağını anladı Seda Hanım. Ben buraya. Ve keyfini çıkardı, tadını çıkardı. Bizimle sonuna bence kadar şu an eğlendi. O yüzden öyle demiyor İbrahim. Diyor ki benim dışımda kim kazanırsa çok üzülürüm. Çünkü kimse benim kadar iyi değildi. İnanamıyorum ya gerçekten ya. Gerçekten inanamıyorum sadece... Seda Hanım. Hala menüsünü koruyor. Siz pardon ya, o sebze yani... Full sebzeli bir menü koydunuz önünüze. Evet, çok sağlıklı bir menü. Kendi menünüzü bu kadar koruyamaz. Gözyaşlarınızı dökerek gerçekten
Seda Hanım olsun, diğer yarışmacıları olsun etkilemeye çalıştınız ama kimse etkilenmedi. Çünkü o sahte gözyaşlarınız gerçekten çıkarken dökülürken, tatlıdan sonra mı? Yani siz bile tatlıdan inanmadınız ağladığınıza. Tatlıdan siz sonra yalan mı? Yalan ağladınız dün. O sahte gözyaşlarınıza kimse inanmadı. Kendine buna inandırdıysan ne mutlu bana. Ay seni böyle düşünüyorsun ya, çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Gerçekten benim için böyle her şey olacağı gibi ben anlamıyorum. Ay, çok hoşuma gidiyor. Bile, çok hoşuma gidiyor. Ne dediğin anlaşılmıyor hayatım, boşuna konuşuyorsun. Bu haftaki gerçekten strateji yapmayı bilen de yemek yapmayı bilmeyen siz olarak sizi tebrik ediyorum. Diğer yarışmacılar zaten konuşamadı bile. Mehmet Bey gerçekten kendini ifade edemedi. Sultan Hanım dünkü yemeklerini sunamadı. İşte pardon. Bak yan, çok konuşan çok yanılır derler. Adım Sultan diye. Evet siz bütün hafta Türkan. Olsun sultan da olabilirsiniz. Susmak da bir asalettir. Sizin adınız zaten sözleştiriyor. Yani yorumdan evet, susmayı tercih ederim. Bu hafta strateji yapan tek kişi sizsiniz. Ve sizin stratejiniz asla tutmadı. Çünkü ben bugün sizin hak edemeyeceğiniz puanı bile verdim. Ama ne yapabilirdim? Onu vermek zorundaydım. Yani yemek yaptınız en azından. Diğer yarışmacılar strateji yapamadı çünkü onlar yemek bile yapamadılar. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Zaten sizin adaletsiz bir şekilde puan verdiğinizi biliyorum. Bekle. Sorularımın hepsini anlatıyorsun bir avazda ya. Bir bekle. Demişsin ki Türkan Hanım hafta boyunca bakışları ve tavırları çok garipti. İçten hesaplı. Yemekleri de kötüydü zaten. Aynen öyle. Şu an baktığı gibi... Bakın şöyle bakıyor o gözleri, kaşlarıyla gözleri gerçekten birbiriyle i̇şte çok uyumsuz. Elektrik meselesi bu kaşları yani. Kaşları sert şöyle bakıyor, evet, gözleri evet. Çok güzel. Sevgi gerçekten keşke o kaşlar o gözlerin üstünde olmasaydı. Evet evet, ben siz, böyle sergiliyorum. Siz gerçekten sevmek yani, zorunda, beğenmek zorunda değilsin. Çorbanızda umarım zehrinizi akıtmamışsınız. Oo, çünkü ben onu bittikten güzel, sonra... Başarılı bir çorba yaptım senin soğuk çorbandan çorbanız sonra. Çorbanız hem tat olarak... Size de şok şok şok. Aa, bence bir daha yapın onu. Sizin... Onu çorbada da yapmışsınız. O tepkili olarak tutmuyor, pardon da. Senin çorbaya denk geldi. Evet. Çorbanız sizin da güzel soğuk çorbanızı savunmanızdan daha iyidir ben benim yapamamam. En azından o olmamış çorbanın içerisine zehir akıtmadım. Siz zehrinizi oraya akıtmıştınız. Ben çorbamın arkasındayım oldu veya olmadı. Siz arkasında olmayan çorbanın arkasındaydınız. Arkasında değil de keşke önünde olsaydınız da gerçekten tabii, olsaydı tabii, çorbanız. Benim. Türkan Hanım zaten şöyle düşünüyor. Türkan diyor ki bu hafta İbrahim ve Hicran'a sinir oldum. Hicran sürekli ana yemeğini savundu. İbrahim de çok bağırdı çağırdı yemek dışında davrandı. Bir daha söyler misiniz? Anlamadım Seda Hanım. Dinlemediğiniz için anlamadım. De, o sırada hafta bir uyarı boyu geldi. Dinlemedi ki. Hiç dinlemediniz. Yok çok özür gerek dilerim. Yok. Hicran sen ne diyorsun? Ana yemeğimi savunmak zorunda bıraktığımız için bir kere size teessüf ediyorum. Hayatınız boyunca hiç yemediğiniz bir baharatın tadının acı olduğunu söylediniz. Acı değildi. Yoğun bir aroması vardı sadece. Ama bu benim ayrıca hakkım. Ayrıca köftem anne yemeğiydi. Bu programda daha önce hiç yapılmamış bir yemeği yaptım ben olabilir, size. Olabilir. Ben bütün programlara katılmadım. Yöresel bir lezzetten tatları, lezzetleri size. Bilemem. Ben beğenmedim. Sunumunuz da hoş değildi. Hani tabakta sulu gelmişti. Evet. Ben kendi fikrimi söyledim. Diğer programlara katılsaydım tadını bilseydim ona göre yorum yapardım ama beğenmediğimi belirttim. Türkan Hanım benim bağırarak çağırarak konuştuğumu söylüyorsunuz çok, ama sonra ben tıkaç aramak zorunda kaldım. En azından kaldım, ben sizin gibi sus pus değilim. Seda Hanım sürekli sizi uyarmak i̇şte zorunda kaldı. Susmak farklı biraz bir şeydir. Evet, bence diye. Siz söylesiniz. Hicran demişsin ki Türkan kazanırsa üzülürüm. Kendi menüsünü harika sanıyor. İbrahim'in yemekleri Türkan'dan iyiydi. Kesinlikle. İyi ki İbo bulguru unuttu yoksa çok iyi çiğ köfte yapardı. İşte adaletin olduğu yer burası işte evet. Bak ne kadar doğru. Seda Hanım eğer İbrahim bulgurunu unutmasaydı çok iyi bir çiğ köfte yapacağına adım gibi eminim. Çünkü ben hiç emin Urfalı. Değilim. Ben eminim. Ben yalnız, emin yaşıyor. Yalnız yaşıyor. Hiç genç emin bir değilim. Arkadaşımız. Gençler Seda Hanım çiğ köfteye çok düşkündür. Belki dışarıda çok fazla para verip yemek yerine evde yapıp öğrenip kendi yapıp daha ucuza mal edip yemeği tercih etmiştir ve iyice öğrenmiştir. Ben hiç emin değilim. Bence hiç sizin emin olduğunuz hiçbir şey yok zaten. Siz yemeklerinizden ben bile emin değilim. Emin olduklarımda zaten fikrimi söyledim merak evet, evet. Etmesin. Hicran sen İbrahim aynen. Gibi düşünüyorsun. Diyorsun ki Elif bir hafta kendini tuttu. Neden gününden önce yalandan ağladı? Finale oynadı. Aynen. Seda Hanım Elif'in ağlaması çok gereksizdi. Çok yersizdi. Bunu Elif'e söyle. Ben çok eğleniyorum dinlerken Seda Hanım. Hoşuma gidiyor böyle düşünmeleri. Eğleniyor çünkü yani yaptığının doğru olduğunu zannediyor. Çok yanlış yaptı. Size böyle yaptı. Yansıtabildiysem ne mutlu bana. Evet, evet size ne mutlu zaten. Amacına evet, ulaştın çok ama bu puanları yansıtamadın. Üzgünüm ne yazık ki. Yalandan ağladı yalandan Seda Hanım. Yalandan mı ağladın? Ben içimden ne geldi neden sana... senin için öyle düşünüyorlar? Türkan'la vallahi... Mehmet öyle düşünmüyordu onlar niye? Siz Seda öyle düşünüyor musunuz? Ya ben düşünmüyorum. Ağlamak, bir insanın en güzel halidir. İçinde yani doğal olmak en güzeldir. Ağlaman gerekiyorsa ağlayacaksın.
gülmen gerekiyorsa güleceksin. Bunu burası peki neden İbrahim ve Hicran öyle onlar düşünüyor? Onlar kendileri demek ki kişilik meselesi. Ama Seda Hanım hafta boyunca sürekli didiştiler birbirlerine demedikleri kalmadı. O gözyaşları nedendi? Yani bugüne mi oynadınız ya da siz gerçekten başka bir sebebi mi vardı? Ben eğer bugüne oynuyor olsaydım öncelikle senin evinde beğenmediğim her şeyi söyledim. Sizin evinde aynı şekilde geri kalan arkadaşım hepsini söyledim. Beğendiğim bir şey varsa yedim, beğenmediğim varsa da eleştirdim. Seda Hanım, peki, o gözyaşları neydi, niçindi? O an beni çok yükselttin, o yüzden ağladım. Sadece o değil, Elif Hanım yeni bir anne olduğunu söyledi. Yani duygu sömürüsü de yapmaya çalıştınız aynı zamanda dün. Evet, yeni bir anne olmuş olabilirsiniz. Bunu ekran önünde söylemenizin bir anlamı yok. Evet, yani yeni bir anne olmanız sizi duygusallaştırmış olabilir ama yani duygularınızı siz tercüme edemediniz zaten. Dün de ağlarken ben sizi gerçekçi bulmadım. Seda Hanım, zaten halk oylamasıyla birinci oluyoruz ya, ben kameralara oynadım. Çünkü kameralara halk değil. Bana puan verecek. Kameralara o yüzden değil. Timsah gözyaşları döktüm. Karşınızdakiler de insanlardı. Ben de siz inanmamışsınız işte. Ben inanmadım ama inanlar varmış. İki kişi inanmış ve siz de inanmışsınız gerçekçi olduğuna muhtemelen. Ben de anneyim, hem de iki çocuk annesiyim. Türkan Hanım da anne. Hayatım, herkes aynı tepkiyi göstermez ki insanların. Kişilikler otokontrolü sağlamasını gerektiğini düşünüyorum. Ağlaması normal bir şeydi ama yanlış anladığı için ağladığını düşünüyorum ben de. Ama onu söylüyorum. Sizi etkileyebilmiş. Demek ki gerçekten ama etkilemek değil. İnsanların günleri her gün birbirine tutmaz. Elif, demişsin ki hakkımı verirlerse bu haftanın birincisi ben olmalıyım. Evet. Neye istinaden söyledin? Yarışmacı arkadaşlarına açıkla. 4 gün boyunca yediğim yemeklerden ve sunumlardan en güzel yemeği kendi yaptığımı düşünüyorum ve sunum olarak da baştan aşağı hepsinin en iyi ben yaptığımı düşünüyorum. Niye, herkes kötü mü yaptın? Yok, ya baştan aşağı sunumlardan da miydin? Özellikle dedim. Evet, kısmen kötülerimiz Seda Hanım, vardı. Seda haftanın son günü yarışmanın avantajını yaşadı. Hepimizin nelere dikkat ettiğini, hangi detaylardan hoşlandığımızı gördü ve sunumlarını da ona göre yaptı. Bana göre de önemli olan yemeğin lezzetiydi, pişirilmiş kıvamıydı, doğru menüyü ortaya koymaktı. Ben de bunları başardım o zaman. Doğru puanı verdiyseniz ben de aynı. Herkes kendine göre masasını da, sunumunu da. Ben çok iyi da olduğunu düşünüyorum. Ayrıca masamız fiyaskoydu. Final masasına yakışır bir masa sizin değil. Keşke da Mehmet bir şey Bey finalde sizin masanızda da bir şey yoktu. Ama çok sade ve Mehmet şık. Evet, zaten ben birinci olamazsam Elif birinci olsun. Menüsü kolaydı ama sunumu ve lezzeti yerindeydi diyor Mehmet. Mehmet Bey. Evet, Mehmet Bey'i etkilemeyi başarmış. Yani bunun kesinlikle hiç alakası yok. Siz ne kadar hakkaniyetli olduğumu göreceksiniz zaten puanlama sisteminden. Sadece ben... bir menüyle mi birinci olunuyor? Nasıl yani bir menüyle mi birinci hani oluyor? Hani Elif Hanım olsun ben olamazsam ben... demiş. Mehmet Bey zaten diğerlerini siz... gördüm zaten. Menüsünde yani, 6 çeşit yemek çıkartmıştı. Yalnızca Türkan Hanım ve ben 6 çeşit yemek çıkardık. Bunun dışında şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlarımız buraya yemek programına gelmişler Seda Hanım ama benim böreğimi galeta unuyla değil mısır unuyla yaptığımı fark edemediler. Üzgünüm, patladınız. Ama sonuçta içi bulgurluydu yani. Olabilir, hiçbiriniz üstünde olabilir. Mısır unu var. Mısır unu bunlar belli olabilir. Oluyor, biz demediniz. Yememiş olabiliriz ama sonuçta içi bulgurluydu. Yok, söylemediniz. Seda Hanım söylemedin mi neden bu... Hayır, galeta unuyla yapılmadı demediniz. Ben daha önce yapmadığımı söylemiştim. Neden benim böreğimin üstünün bu şekilde olduğunu, unların neden böyle göründüğünü, niye böyle durduğunu sordum. Hiçbiriniz fark etmediniz demediniz. Evet, beni, sormadım. Seda Hanım, Mehmet Bey zaten kendisinden sonra bir yarışmacının birinci olabilmesini göz önünde bulunduruyorsa ya da düşünüyorsa... Evet, kendisini, olabilir. Demek ki siz kendinizi birinci olamayacağınız. Yani hani ben olamayabilirim diyorsunuz. Evet, ben buraya gelirken çok normal bir şey bence. Ben buraya gelirken kendim dışında hiç kimseyi birinci olarak görmüyorum dedim. Siz eğer ama görüyorsanız ya, demek ki görmüyor olabilirsin ama olabilir. Yani ama, onu söylemeye ama çalışıyorum. Demek ki siz menünüze güvenmiyorsunuz ya da yaptıklarınıza güvenmiyorsunuz ki. Sen benim menümün %1'ini yapamazsın. O zaman geldi. Diyeceksiniz ki ben birinci olacağım. Kimseyi birinci olarak görmeyeceksiniz. Tamam, bir sus İbrahim. Aklıma bir şey geldi. Mehmet Bey'in konuşmalarından, söylediği röportajlardaki yorumlardan hayret duyuyorum. Geçtiğimiz zamanlarda yarışan sevdiğimiz bir yarışmacı Yasin'in güzel bir tespiti var bununla ilgili. Mehmet Bey'in çevirdiği oyunu La Casa de Papel bile çevirmemiş. İbrahim demiş ki Hicran'ın yorumları garipti. Sanki yarışmaya değil de arkadaşlarının evine yemeğe gitmiş gibi. Yemekten anlamıyor, konuşamıyor da. Aynen öyle Hicran. Mehmet Bey mi söylemiş? İbrahim söylemiş. İbrahim. Şaşırdın mı? Niye şaşırmadım. O zaten hepimize böyle yorumlar yaptı. Olması gereken yorum buydu Hicran. Gerçekten kendini ifade edemiyorsun, konuşamıyorsun ve garip yorumlar yapıyorsun. Yemekleri eleştirmeyi bilmiyorsun. Yemekten de anlamıyorsun diyor. Ne de diyorsun buna Hicran? Haftanın yarışmacılarının hiçbiri İbrahim Bey'e göre yemekten anlamıyor zaten. Hepimiz aynı yorumu yapmış.
Siz yemekten anlamıyorsunuz. Yemekten anlasaydınız gerçekten güzel bir menü çıkarırdınız karşıma. Bence siz yemekten anlıyorsunuz. Keşke bulgurunuzu unutmasaydınız da şöyle güzel, acılı bir Urfa çiğ köftesi yeseydiniz. Az önce şey dediniz, çiğ köfteyi güzel yapabilir dediniz. Evet. Şimdi de yapamaz. Yani ne dediniz anlamadım. Çelişkili. Hayır, güzel bir şey söyledim. Yine çelişkili. Keşke bulgurunuzu unutmasaydınız da güzel bir çiğ köfte yapabilseydiniz yeseydik dedim. Ben o şekilde de güzel bir şekilde çıkarmayı başardım en azından. Zaten Hicran demiş ki İbo gereksiz eleştiriler yaptı, kazanamayacağını anlayınca adaletsiz davranmıştır kesin. Ben valla adaletli davranmaya çalıştım. Eşit davranmak, yani eşit davranmamı istediniz herhalde. Ben adaletli davrandım gayet. Sizin hak etmediğiniz puanları size vermeye çalıştım. Gördüm adaletlerinizi hepinizin. Çünkü siz gerçekten... Harika bir hafta. Hiçbir yarışma bana, yarışmacı bana güzel bir sofra sunmadı. Zaten sizinle ilgili aklımda kalan tek şey o anneannenizin çeyiz takımından çıkardığınız masa örtüsü. Güzel iz bırakabilmişim. Türkan demiş ki Hicran'da ego var. Yemeklerini bize beğendirmeye zorladı. Kazanamayacağını anlayınca İbo'ya bile yaklaştı. Evet. Çok sahte gülüyorsunuz. Neden gülüyorsun? Hepiniz sahtesiniz. Sürekli kendini övdün masada. Hepiniz çok sahtesiniz. Çok... İbrahim sana dedi. Sen de döndün. Bu gerçek gülüştü. Onlar da sahteler. Ben hiçbir zaman sahte oynamadım. Gayet de doğrusunu söyledim. Çok sıkıldım yorumlarınızdan. Gerçekten ben inanılmaz sıkıldım. Gereksiz böyle acayip yorumlardan. Yani sahte. Şimdi bu laf kim kime söylüyor? Ben, İlk önce sen dedin ki hepiniz sahtesiniz. Aynen. Ben zaten de, bunun üzerine de dedi ki katılıyorum o zaman Seda Hanım. Sen de sahtesin zaten. Senin sahte çıkarmanı. İşte oynadığınız buradan belli oluyor. Yani bir ona, bir oraya, bir buraya. Vallahi ben oynamadım. İbrahim Bey bütün hafta oynadı. Ondan bahsediyorsanız eğer. Ondan bahsetmiyorum. Siz neden bahsettiğimi anladınız. Kendinizi İbrahim ifade... sana diyor ki sen de sahtesin diyor. O da kabul ediyor. Zaten garip bir insan olduğunu söylemiştim. Sadece yorumları değil, kendisi de garip aynı zamanda. Şöyle ben düzeltmek isterdim. Seda Hanım, bu yorumları biz yapmış olsaydık bize bel altından sopa gösterirdi arkadaşımız. Aba ama altından sopa gösterdi. Yanında oturan arkadaşımız yaptı ya, o yüzden naif böyle. Çünkü benden karşılıyor. Hepiniz korkuyorsunuz. Neden? Ay çok korktum, ödüm neden, kopuyor. Neden çünkü korktular? Ben onları çok sert eleştirdim. Ben kendimi ifade edebildim. Şu an bana söyleyeceklerim... Seni valla ikinci gün, üçüncü gün hiç kimse dinlemedi zaten, merak etme. Bir ara ben kulaklarımı tıkamıştım ya. Ben tıkaç takmıştım. Zaten o gün seni yoktu. Yoktu. Çünkü unutmuştum. Seda Hanım, her söyledikleri cümleyi ben güzel bir şekilde cevaplayıp onları gerçekten böyle boşa onun için ikide bir bana çok konuştum, cevap veremiyorlar. Yani ben kendilerini savunmaya çalıştılar, birbirlerini savunmaya çalıştılar, savunamadılar. Şimdi hanımefendi yanıma yaklaşarak benim onu savunmamı istiyor ama gerçekten yanlış Seda yapıyorsunuz. Seda Hanım, bu saatten sonra yaklaşsam da uzaklaşsam da bir önemi olmadığı için boş saçma bir yorum yaptım. Vallahi en azından sizin kadar boş değil. Demin dediğim gibi siz çok konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz. Uzay boşluğu sizin bütün muhabbetlerinizden boş, daha boş. Mehmet boş demiş ya. Ki İbrahim birinci olursa çok üzülürüm, yemekle alakası yok, makara yapmaya gelmiş. Mehmet Bey, siz bir aşçı yardımcısı olarak acaba yemekten haberiniz var mı sizin? Var var, merak etme. Sen o yemeğin nasıl yapıldığını bilseydin haberi, zaten hiç konuşmazdın. O haberi keşke hiç biz de duysaydın. Hiç etin ben... ayrı piştiğini, sebzelerin tek tek kızartılarak yapıldığını, beşamel sosu, kaşarını, her şeyini bilseydiniz... Vallahi, zaten hiç konuşmazdınız. Yani, gerçekten hiç. Ben 5 mor lahananın tekrar yani kavrularak yapıldığını bilseydiniz, soğutulması gerektiğini bilseydiniz. Siz yaptığınız çorbanın yorumları... nasıl yapılması gerektiğini bilseydiniz hiç konuşmazdınız. Ben konuşamayacağım ki. Siz 5 gündür zaten yaptığınız yorumları şu an hepsini söylediniz burada. Yani yaptığınız yorumları sayabiliyorsunuz. Ben evet. Hafta boyunca sen konuştum, yorum yapabildim. Unutuyorsun yani. Çok ne dediğini unutuyorsun. Ben çok fazla yorum yaptım. Evet, boş sayamıyorum. Yemek haricinde Her şeyden konuşuyorsun. Gerçek anlamda söylüyorum. Vallahi ben yemek hakkında da konuştum. Sizin hakkınızda da konuştum. Ben her şey hakkında sizlerce konuştum. Sizlerce tartışma programına katılın. Burası biz sizin için uygun yer değil. Sizin için de uygun değil. Siz de yemek yapamadınız. Yemekleri pardon beğendirmeye ben gayet çalıştım. Güzel yemek yaptım. Size göre ama. İşte bize göre de sen yapamadın. Bize göre de sen yapamadın. Hicran demiş ki kazanmak için puan verdim. En iyi menü bendeydi. Kazanmak için puan i̇şte verdim. İşte strateji işte. İşte benim söylemek istediğim ama hak ettiniz. Hak kesinlikle ettiniz. Öyle bir şey. O zaman siz de kendi aldığınızı hak ettiniz. Hak ettim. Ben o yüzden ben dedim şimdi. Ben kesinlikle aldığım puanları hak ettiğime evet, inanıyorum. Bence beğendiğiniz şeyleri bile gerçek anlamda söylüyorum. Beğenmemiş gibi gösterdiniz kendinizi. Ama beğendiğinizi düşünüyorum. Yani görsel olarak zaten yeterliydi. Tijan'ın benden rol çaldı evet, sürekli. Zaten iki yaptığım oynayan olarak yan yana durmaları gösteriyor. Ben iki oynamıyorum. Şu an Tijan Hanım'ı sert bir şekilde eleştiriyorum. Siz pardon, benden rol çaldınız. Nereden benim, çaldım onu? Benim söylediğim bütün cümleleri, benim yaptığım onu? Bütün eleştirileri siz aynen tekrar söylediniz. Ben röportaj yaparken yanımda yoktun canım. Ama siz benim bütün masada, sofrada benim yaptığım yorumların hepsini siz birer birer yaptınız ve şu an
yanıma yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi kabul etmiyorum. Canım ben senin sizin yanına yaklaşsam orada. Da şu anda benim için bir şey ifade orada etmiyor. Orada hiç kimse takım değil. Herkes... Çünkü siz kendinizi ifade edemiyorsunuz. Şu an buraya ha, şöyle gelerek bir şey var. Keşke evet yarışmanın başında yaklaşsaydım. Bu da bir strateji olabilirdi ama evet, ama yapmadım. Yanlış strateji yaptınız. Unuttunuz ben. Diğer yapmadınız tarafa... değil. Yok unutmadım değil. Ben haftaya güzel başladık. Bir şeyler döneceğini beklemiyordum. Görünce pişman oldum. Ne gibi ne döndü hayatım? Dedim ya Seda Hanım baktım mı? Kedi gibi birbirlerini miyavlıyorlar. Sen de öyleydin ama. Sen onlara kavga kaldın vallahi. Hiç öyle bir adım vardı değil mi? Konuşmayı bile bilmiyorsunuz gerçekten. Tamam öyle olsun. Keşke konuşmayı bilseydiniz de karşılıklı sizle konuşabilseydiniz. Abi sus artık. Senden sonra gelirse konuşacağız. Yaramadı. Hiçbir şey yaramıyor sana. Ya bitse de gitsek ya. Konuşmak önemli ama dinleyebilmek de önemli. Sen bunu dinleyemiyorum ben. Evet dinleyemiyorsun. Dinlemek istemiyorsun. Peki geldik haftanın haftanın puan tablosu harika. Harika bir puan tablosu var elinde ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Yani biri yasaklamasam biriler havada uçuşacakmış. Çok güzel puanlar var. Bayıldım. Hep böyle olsun. Birinci gün İbrahim'in evinde yarıştık. Evet, İbrahim'in diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan İbrahim kaçtır? Vallahi hak etmesi gerekenleri mi söyleyeyim ya da verdiklerimi mi söyleyeyim? Ne hak ediyorsun onu söyle önce. Hiçbir şey hak etmiyorlar bence. Hayır sen. Ben mi? Evet, sen çok Allah söyletti yani Allah söyletti gerçekten. Benim hak ettiğim bence ben tam puan hak ediyorum. Keşke hepsi tam puan verseydi de birinci olsaydım. Belki de öyledir. Mesela kaç hak ediyorsun? Hepsinin 10 puan vermesini isterdim. 10'ar puan. Aynen. Ama onlar ne vermiştir? Onlar ne vermiştir? Strateji, ondan sonra fesatlık, hasetlik, istememek. Bunların hepsini bir araya getirdiğimde bana verdikleri puan, söylüyorum tahminlerimi. 4, 5, siz çok fenasınız. 3. Seni seviyorum. Baştan beri söylüyorum bu cümleyi. Teşekkür ederim yorum için. Peki, İbrahim'in diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 10. Ne? Şurada düşüp bayılabilir miyim Seda abla şöyle? İbrahim'in yemeklerine hicran... Çok fazla almış. 2 puan vermiş. Şaka mısın sen? Hayır tatmak ettim. Gerçekten evet. Mi? Evet. Şu an ben gerçekten yani 3 yıldır hukuk okuyorum. Böyle adaletsizlik gördüm. İbrahim'in yemeklerine Mehmet... 3 puan vermiş. Ha? Evet, gerçekten. Ay, istemsizce bir ses çıkardı. Ama saçlarınızı böyle yoğurmak istiyorum Mehmet Bey. Kıvırcık saçlarınızı. Ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Masanız değilsiniz. Çok güzeldi. İbrahim'in yemeklerine Türkan 2 puan vermiş. Uyumu ve İbrahim'in yemeklerine Elif 3 puan vermiş. Toplamda 10 puan olmuş. Hicran Hanım'ın puanı. Gene biz iyi. İkinci gün Hicran'ın evindeydik. İkinci gün aman Hicran'ın Allah, evinde yarıştık. Hicran'ın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan kaçtır hayatım? Sayayım mı bir Seda Hanım içimden? Tahmin et bakalım. Düşünden nasıl sayabiliriz? 20 puan vermişlerdir diye tahmin ediyorum. Hicran'ın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 12. İyi almışsın ne var? Hicran'ın yemekleri İbrahim 2 puan vermiş. Oh. Oh aldığımı verdiğimi geri almışım. Fazla bile vermişim size abi. Hicran'ın yemeklerine Mehmet 4 puan vermiş. Mehmet'in yemek anlamadı belli zaten. Güzel dedi mi? O yüzden anlayamamış. Gerçekten yemek bilmediğinizi buradan göstermiş oldunuz Helal. Hakkaniyetsiz davrandığını itiraf etti. Duydunuz değil mi? Alenen olmasa da Seda Hanım bana yüksek vermesi gerektiğini itiraf etti. İtiraf duydunuz siz de duydunuz. Şaka yolu söyledi. Bana daha yüksek vermesi gerektiğini. Hicran'ın yaptığı yemeklere Türkan 2 puan vermiş. 2 puanlık mıydı yemekleri? Kesinlikle değildi. Ben içimden aldığım enerjiyi ben öyle Seda sergilemek istedim. Ben Seda Hanım dürüst bir şekilde... en azından kazanmak için puan verdiğimi söyledim. Kendileri sahte olanlar kendileri aslında herkes kendimi, birbirini hissetmiş demek ki. Ben kendi enerjimi nasıl aldıysam, nasıl hissettiysem, nasıl hissettiklerimi gördüysem, söyledim. Ben de hepsini verdim. Hissetmişim. Altıncı his programı gibi oldu ya. Ben gerçekten. Hepsini en başında söyledim, hissettim. Ve dış sese söyledim. Dedim ki nasıl topladın bir araya? Seni tebrik ediyorum dedim. Büyük ihtimal hepsini tek. Ben hissettim. Haftanın hissedeni benim.
ve en hakkaniyetlisi yine benim. Hisler her yarışıyor. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Ve Hicran'ın yemeklerine Elif 4 puan vermiş. Oynuyorum ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Az vermişsin ama. Yani haftanın hakkaniyetlileri demek ki Mehmet ve Elif'miş. Teşekkür edemiyorum Seda Hanım. 4 benim için yeterli bir puan değildi. Seni 4 de göreceğim. Üçüncü gün Mehmet'in evinde yarıştık. Mehmet'in diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan kaçtır sence? 16. Peki, Mehmet'in gerçekten öyle diğer yarışmacı. Evet. Neden? Bu yemeklerin zaten içeriğini Seda Hanım, bilseniz... ben almışım 12, bunu biliyor. 16 almışım ama da yalan gece sahip, yemeklerin içeriğini bilsen zaten, yemeklerin içeriğini bilsen... Sen hala yemeğin içeriğinde misin arkadaşım? Evet, içeriğindeyim. Bitti. Hayır, onu bırak, ben 16 aldım. Sen nasıl 16 alabilirsin? Yani hedef çok yüksek Mehmet Bey. Yani ben onu aldım. Ben var şey ya, en düşüğünü söyledim. Gerçekten. O masa zaten. Evet, alman gereken puan. Yani yapabilseydin belki alabilirdin ama yapamadın. Peki, Mehmet'in alamadın. Diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 10. Ya ne oldu Mehmet? Mehmet'in yemeklerine İbrahim 2 puan vermiş. Hak etmedi ama. Mehmet'in yaptığı yemeklere Hicran 2 puan vermiş. Mehmet'in yemeklerine Türkan 3 puan vermiş. Mehmet'in yaptığı yemeklere Elif 3 puan vermiş. Toplamda 10 puan olmuşsun. Yani şu ana kadar İbrahim 10 puan, Hicran 12 puan, Mehmet 10 puan. Geldik 4. gün Türkan'ın evinde yarıştık. Türkan'ın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan kaçtır hayatım? 10. Türkan'ın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 9. Ya. Benden düşü de var. Türkan'ın yaptığı yemeklere İbrahim basmış 2 puanı. Hak etmedi ama vermek zorunda kaldı. 2'den başka bir şey bilmiyorum. Verdim, al gülüm, ver gülüm. Sizin gibi bol bol dağıtmadım henüz. Neden yaptınız diye sormuyorum bile artık sevgili seyirciler, görüyorsunuz değil mi? Ne oldu? Bu ama sorabilirsiniz. Demiyorum. Çünkü birbirlerini biliyorlar. Türkan'ın yaptığı yemeklere Hicran 2 puan vermiş. Türkan'ın yemeklerine Mehmet 2 puan vermiş. Türkan'ın yemeklerine Elif 3 puan vermiş. Toplamda 9 olmuş. Yine en hakkaniyetli vermişim Seda'nın aralarında. Puan fazla verince hakkaniyet mi oluyor? Geldik son gün, geldik son gün, son gün. Elif'in evinde yarıştık. Elif'in diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan kaçtır? 20'lerde bekliyorum Seda Hanım. Çok, çok beklersiniz. Zaten sizin sayenizde onu da göreceğiz şükür. Niye güldün Hicran? Seda Hanım, ben alamamışım 20'yi, kendisi 20 almaktan bahsediyor ya. İnanamadım gerçekten. Senin benden ne özelliğin vardı? Pardon da canım, sunumlar her şeyi beğendiniz, her şeyde... yediniz. Bir şey kalmadı tabağınızda ya. Her şeyi beğendik, evet, yedik. Evet. Sen çorban, öyle görmek istediğin için. Çorbanın çöktüğünü söylediniz ama yediniz. Çorbanın çöktüğünü söylemedim. Tadına çorbanın güzel olduğunu söyledim. Ama. Yani mümkün değil. İyi dinlememişsiniz. Sizin 20 puan almanız mümkün değil. Yani gerçekten önümüzde koyduğunuz bu salatayla. Elif'in diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 12. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Elif'in yemeklerine İbrahim 2 puan vermiş. Hak etmedi. Siz zaten başka puan veriyorsunuz. İbrahim ve Hicran sözleşmiş gibi herkese 2 puan basmışlar. Asla Seda Hanım, sözleşmemiz gibi bir durumumuz yok. Ama öyle, yani puan tablosunda öylesiniz. Yaklaşmaya çalıştın diye üçüncü bir kez daha söylersen yani. Elif'in yaptığı yemeklere Hicran da 2 puan vermiş. Elif'in yemeklerine Mehmet 5 puan vermiş. Gerçek anlamda doğru. Çünkü olan ben puan kazanamazsam oydu. Elif Hanım kazansın diye baştan itiraf etmişler. Kesinlikle ben başta bunu söylemedim. Demek yani mi? yemeklerini gördüm. O ondan sonra bu yorum Mehmet yapıldı. Mehmet Bey kendi ondan sonra tabii bugünkü yorum yapıldı. Evet, bugünkü yorum. Mehmet Bey kendi kendinizi elemişsiniz. Tamam işte olabilir. Seda Hanım öyle düşünmüş kafasında da ona göre yüksek puan vermiş. Ve Elif'in yaptığı yemeklere Türkan'dan da 3 puan gelince toplamda 12 olmuş. Yani şu ana kadar İbrahim'in 10 puanı, Hicran'ın 12 puanı, Mehmet'in 10 puanı, Türkan'ın 9 puanı, Elif'in de 12 puanı var. Hicran'la Elif 12'şer puanla beraber gidiyorlar. Mehmet'ciğim şu sandığı verir misin bana? Şimdi bakalım haftanın kazananı, bu haftanın birincisi bakalım kim olmuş? Bu haftanın beşincisi. Haftanın beşincisi
benden de aldığı... ...5 puanla... ...ve beşinciliği iki kişi paylaşmış. Biri benden 5 puan almış, diğeri de 6 puan almış. İbrahim ve Türkan... ...beşinciliği paylaşmışsınız. İbrahim benden aldığı 5 puanla arkadaşlarından da 10 puan aldığı için 15 olmuş. Türkan arkadaşlarından 9 puan alıp benden de 6 puan alınca aynı puanla ikiniz 5. Sevginizin karşılıklı olduğunu söylemiştim sana. Türkan Hanım'la gerçekten Türkan dedim niye? Yani doğru Türkan'la... Sultan de Sultan. Sen hep bana Sultan dedin. Sultan Hanım'la aynı sıralamada yer almak istemezdim ama... Ama aldık maalesef. Haftanın üçüncüsü. Bu haftanın üçüncüsü benden 6 puan almış. Ve bu 6 puan onu üçüncü yapmış. Bu haftanın üçüncüsü. Benden de aldığı 6 puanla arkadaşlarından da 10 puan aldığı için Mehmet olmuş. Arkadaş kurban oldum. Arkadaş olmayacaktınız. Evet, arkadaş değilsiniz, yarışmacısınız. Doğru söylüyor. Haftanın birincisi. Elif mi, Hicran mı? Sence kim, Mehmet? Bence sunum olarak her şey, yani hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum. Benim verdiğim puan da çok doğru bir puandı. Ben Elif Hanım diyorum. Türkan, sence? Bence de Elif Hanım. Her şeysi çok güzel. Hakkaniyetli olman gerekirse İbrahim, sence Hicran mı, Elif mi? Hakkaniyetli olmak gerekirse Elif Hanım derim ama duygu sömürüsü artı gözyaşı tabii ki yine eşittir Elif Hanım derim. Kimden alacak duygu sömürüsü artı gözyaşı? Ne alakası Mehmet var? Bey... Puanları aynı, hala oradasın ya. Mehmet Bey ve sen Türkan... nasıl bir şeysin İbrahim ya? Ama Mehmet Bey ve Türkan Hanım etkilenmiş. Burada gözyaşı konuşmuyoruz, başka şey konuşuyoruz. Ama dediğim gibi şu anda yersiz konuşuyoruz. Şunu da söyledim zaten, hakkaniyetli olmam gerekirse dedim yine de. Elif ama olmuyorsun. Keşke puanın adını yansıtsaydın. Bunu da söyledim. Şu an aranızda bir tercih yapmam gerekirse ben bunu bu şekilde... İkimizi de sen puanlamadın mı? Her ikiniz de birinci olursunuz diyemeyeceğime göre, her ikiniz de sonuncu olan ya olursunuz diyemeyeceğime göre ben sizin birinci olacağınızı söyledim. Hakkaniyet olursa ikiniz arasında. O yüzden aynı puanları vermişsin ikimize de. İkiniz arasında... Yani ben yine ilk puan veririm iki ama hani gönül ister ki siz olur. İşte puanını da yansıtsaydın da gönül gerçekten isteseydi. Bilemiyorum artık. O yüzden iki aldım, evet. Haftanın birincisi. Bu haftanın birincisi benden de aldığı 7 puanla. Haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olmuş. Benden de aldığı 7 puan. Arkadaşlarından da 12 puan aldığı için... Acaba benim 7 puanım kime gitti? Elif'e mi, Hicran'a mı? Benden de aldığı 7 puan birini birinci yapmış. Bu haftanın birincisi, büyük ödülün sahibi, benden de aldığı 7 puanla ay canım teşekkür ederim verdiğin 2 puan için. Afiyet nasıl olsun. Da yendim seni. Gerçekten menüm mi? Senden daha güzeldi. Ya. Kanıtlamış oldum oyuncu sana. Sana çok teşekkür ederim arkadaşım. Haftanın ikincisi. Sana da teşekkür ederim. Benden size de aldığı öpücükler. 6 puanla toplam 18 puan olmuş Hicran. Yani büyük ödülün sahibi Elif oldu. Çok teşekkür ederim Sedam. Sizi öpebilir miyim? Şunu söylemek ben istiyorum. Ben hastayım, beni öpmeyin. Gerçekten yani 4 ile 5 arasında çok gittim ama Elif Hanım'ın sunumları Hicran Hanım'ınkinden çok daha güzel olduğu için biraz daha yani hakkaniyetli olmam gerektiği için çok teşekkür ederim. Çorbasından tatlısına düz evet, gittiği için gerçekten. Çok teşekkür ederim Sedan Hanım. Gerçekten kimin oynadığı ve
hakkaniyetli olarak kimlerin olduğunu görmüş olduk. İki verdin ama yemedi. Gerçekten. Ben demiştim ben alacağım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Görüşürüz efendim. Şu an çok mutluyum. Siz, sen almadın ben siz aldım. Hala senin nasıl yendim? Ödülü kazandım. Hani birinci sendin. Hani ben sendin. Seni nasıl yendim? Seni nasıl yendim ama? Gönüllerin çatır birincisiyim ben. Çatır çatır çatır. Şöyle söyleyeyim hala ödülün... Parayı aldığımda yerken seni hatırlayacağım. Gerçekten, ve seni anacağım. Olsun, senin olsun. İçinde yiyeceğim Elif o parayı. Elif Hanım siz ödülün tadını çıkaramıyorsunuz. Hala hızınızı benden çıkarmaya çalışıyorsunuz. O kadar mutluyum ki. Sahte girişler. İşte bu sahte senin sahte gibi. Sahte avlayışlar. Siz böyle kazandınız. Yemeklerinizde değil. Sahte davranıyorsunuz. Sahtesiniz. Şu gülüş komple. Sana, gerçekten. Bu gülüş sana. Dünkü beni gülüşlerdi. Unutma. Sizi birinci yapan iki yarışmacıyı herhalde. O dünkü alışlarınız. Sizi gerçekten alkışlıyorum. Nasıl hazmedemiyorsun ama? Bir şey hazmedemiyorsun böyle bir şey. Siz niye böylesiniz gibi gidip nasıl geliyorsunuz gerçekten var ya. İçinizin yayılı olsun. Seni o kadar örnek aldım ki içinizin yayılı olsun. Gerçekten çok istemiyorum size. Nasıl çatır çatır siz gruplaşabilirsiniz. Ödülü arkadaşlarınla bölüşebilirsin Elif Hanım gerçekten. Ben ödülü kazanmak için harcayacağım. Parayı Mehmet Bey'le paylaşmalısınız. Hayır bu parayı pilava yatır. Hadi sizi bir an önce uğurlamak istiyorum. Gerçekten. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim.